Programımız gemicilik sektöründe Gürcistan Gemi Makine Sanayi'nin başarı öyküsüyle devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Gürcistan Gemi Makine Sanayi Ticaret ve Genel Müdürü Mustafa Gürsoy. Gebze, Tavşanlı, Kadıyeri mevkii ikinci bölgede ülkemiz sanayisine denizcilik sektöründe ivme kazandırmaya devam etmektedir. Gürcistan 1982 senesinde kardeşim İsmail Bey'le beraber kurduk. O zaman Kartal'daydık. Ve ilk yerimiz Kartal'da ufak bir dükkandı. Ondan sonra sanayi çarşısına taşındık. Mahalle arasından sanayi çarşısına taşındık. Ve 94 sonuna kadar da sektöre hizmet verdik. Orada taşınmadan önce, Gebze'ye taşınmadan önce 27 tane sanayi sitesinde dükkanımız vardı. Ve bölüm bölüm. Baktık bu işler burada orada dükkanı çok zor oluyor. Bizim de branşımız ağır bir branş. Kartal'a, Gebze'ye taşındık. Gebze'deki yerimizi 86 senesinin sonunda almıştık. Önce 4 dönüm olarak aldık. 89'da Gebze'de açıkta çalışmaya başladık. Açık sahada kapak, ambar kapaklarını yapmaya başladık. Ve inşaata başladık. 94'e kadar inşaatımız sürdü. 94 sonuna kadar inşaatımız sürdü. Ve taşınabilecek duruma gelince Gürcistan İmalat Bölümü de Gebze'ye taşındı. Gebze'de fabrikaya ruhsat alabilmemiz için müracaat ettik. Dediler ki 4 dönüme ruhsat vermiyoruz. En azından 10 dönüm olması lazım. Bu sefer bitişimizdeki 6 dönüm arsayı aldık, 10 dönüm olduk ve ruhsatımızı aldık ve inşaatımızı tamamladık, taşındık. Gebze'deki 15.800 metrekare kapalı, 6.700 metrekare açık alana sahip fabrikada her türlü gemi için güverte makinelerinin, güverte ekipmanlarının, can kurtarma sistemlerinin, güverte kreinlerinin, ambar kapaklarının, gemi sevk ve manevra sistemlerinin şaft, pervane ve dümen takımı tasarımı, imalatı, servisi, tamir ve bakımı 1982'den bu yana gururla sergilenmektedir. Ben mühendisim. Üniversite, teknik üniversitede 3. sınıfta okurken Kartal'da faaliyette, yine bu sektörde faaliyette bulunan Denizsan Anonim Şirketi var. Orada çalışmaya başladım. Üniversite bittikten sonra da gene orada 11 sene, 82'ye kadar devam ettim. Çalışmam devam etti. Ondan sonra oradan ben ayrıldım, fabrikadan ayrıldım. Kardeşim de tornacıydı. Kıbrıs harekatından sonra gemilere gitti. Çünkü bizim baba mesleği gemicilik. Babam kaptan, dedem kaptan, babamın dedesi kaptan. Böyle yelken gemilerinden gelen ve o zaman tersanesine gelen bir sülaleye tabiyiz. Ve kardeşim gemilere gitti. Hani bu işler azaldı diye. O da 5 sene gemilerde bilfiil çalıştı. Çakçı başlık yaptı. Ondan sonra o gemiden ayrıldı. Ben de çalıştığım fabrikadan ayrıldık. İlk Kartal'da iş yerimizi kurduk. Ondan sonra 94 sonunda da Gebze'ye taşındık. Gebze'ye taşındığımız zaman deniz sektörü olaraktan bir kum sektörü vardı. Kumculuk sektörü vardı. Yani kum gemileri sektörü vardı. Ve diğer nalın gemileri sektörümüz var. Uluslararası taşımacılık yapan sistem vardı. Biz her iki sisteme de hizmet vermeye başladık. Ve kapasitemizin %80'i tamir, %20'i de imalat yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Kum gemi işleri yapıyorduk. Bomlar yapıyorduk. Kapasitemize göre ambar kapakları yapıyorduk. Kapasitemiz kadarıyla. Çünkü yeni gemiler zaten o zaman azdı yani. Ambar kapakları yapıyorduk. Irgat tamirleri ve tamir yapıyorduk. Ve şaft pervane, gemilerin şaftlarını Tuzla'da, tersanelerde bakıma gelen gemilerin şaftlarını, pervaneleri, dümenlerini söküyoruz. Ve bunların bakımlarını yapıyorduk. 2001'den sonra, yani 2002'den itibaren ve bu arada yeni yapılan gemiler olursa, yani 95'ten 2002'ye kadar yeni yapılan gemiler olursa, bunların motorlarını, dümenlerini, güverte ekipmanlarını, ambar kapaklarını yapıyorduk. 2002'den sonra sektör yavaş yavaş canlanmaya başladı. Ondan sonra biz de imalata ağırlık vermeye başladık. Kapasitemizi geliştirdik. Gebze'ye ilk taşındığımız zaman bizim
4 dönüm kapalı alanımız vardı. 10 dönüm arızamız vardı. 4 dönümde kapalı alanımız vardı. Ve şu an biz 32 dönüm arsamız var. 40 dönüm kapalı alanımız var. Kapalı alana eriştik. Tabii 2002'den sonra imalat sayısı artınca biz yere ihtiyacı oldu, kapalı yerlerimizi yaptık. Tezgah ihtiyacımız oldu, tezgahlarımızın kapasitesini artırdık. Tezgahların sayısını artırdık. Daha sonra CNC tezgahlara geçtik. Her böyle tornalarda, azdırma tezgahlarında, dişli azdırma tezgahlarında, borbeklerde, kapasite, matkaplarda hep CNC'ye döndük. Ve şu an imalatın %60'ını CNC'de yapar hale geldik. Ve seri imalata dönüştürdük. Biz krizden önce senede 100 tane ortalama 8000 tonluk gemiyi donatıp sefere çıkar hale gelmiştik. Yani 100 tane gemiyi her sene kendi imalatlarımızla ne gerekiyorsa yapıyoruz. Dümenlerini, stand-up posasını, ırgatlarını, hortum kreinlerini, alttaki firfollarını, kıç kreinlerini yapıyoruz ve teslim ediyoruz. Lotlu olarak yani teslim edecek duruma gelmiştik. 500 çalışanına ulaşmıştık. Krizden sonra gene kriz gelince işçi çalışı çıkarmadık. Yalnız mesailere durdurduk. Ve mesai saatler içerisinde çalışmamızı devam ettik. Ve bir seneyi de böyle tamamladık. Kalite politikası doğrultusunda müşteri istek ve beklentilerini zamanında, en uygun koşullarda ve en üst kalite düzeyinde gerçekleştiren Gürdesan Gemi Makine Sanayi, Svedak Akreditasyon Kurumu'ndan akredite edilmiş, Türk Lloyd'undan 30 Ocak 2004 tarihinde EN ISO 9001-2000 belgesi alarak kalitesini uluslararası platformda belgelemiştir. Biz Türkiye'de yan sanayinin %80'ini hakimiz. Yani Türkiye'de yapılan gemilerin %80'ine Gürdesan hakim, %20'sini de diğer arkadaşlarımız yapıyor. Ve biz kalite olaraktan dünya kalitesine ulaştık. Kapasite olaraktan dünyayla rekabet edecek hale geldik. Tezgahlarımız siyasi tezgahlar, efsane tezgahlar. Üretimimiz de seri imalata dönüştürdük. Her parçamız standart. Gövdelerimiz standart, parçalarımız standart. CNC'ye veriyorsunuz, CNC'den üretimimizi alıyorsunuz. Yani biz aynı araba sektörü haline geldik. Yani sepet, imalatlarımızı sepetlere koyuyorsun, standart yapıyorsunuz ve standart imalata dönüyorsunuz. Bu hale geldik ve Türkiye'de yapılan, inşa edilen gemilerin %80'i yurt dışına ihraç oldu. İhraç olan gemiler çalışmaya başlayınca ve o gemi sahipleri gemilerde bir problem olmadığını görünce yurt dışında, yani Türkiye dışında gemi yaptırdıkları zaman da Türkiye'den teklif alıp Türkiye'den ekipman almaya başladılar. Biz şu an Vietnam'a ve Japonya'ya, Kore'ye ekipman gönderiyoruz. Biz kumculara hesap ederken mesela bir 94-95 senelerinde biz yerli sanayiye çalışırken, çalıştığımız yerli sanayi 2000 senesinden sonra tamamen imalat değişti. Hele 98 depremden sonra kumuculuk tamamen durdu, iç piyasa durdu ve biz hep ihraç gemilerine yöneldik. O zamana kadar Türkiye'de kren yapılmıyordu, kren yapmaya başladık. Ankara'da freefall yapılmıyordu, freefall yapmaya başladık. Rescuvet krenleri yapılmıyordu, rescuvet krenleri yapmaya başladık. Bizim yaptığımız anlamda, yani bu akaryakıt şirketlerinin istediği şekilde ırgat yapmaya başladık. Yani 45 metre halat hızı olan, 11 metre zincir hızı olan seri halatlar, ırgatlar yapmaya, dünya standartında ırgatlar yapmaya başladık. Bunları ne yaptık? Hidrolik kısmını Rexroth'tan çalıştık. Mekanik kısmını biz yaptık. Hidrolik pompasını, motorunu ve kumanda kollarını Rexroth'tan satın aldık. Diğer imalatlarını biz yaptık. Bir de bizim bir özelliğimiz araba sektörü. Yerli katlı %15. Maksimum %20'yi bulmaz. Ama bizde yerli katkı %85. Dışarıdan alınan parça %15'i geçmez. Bu da nedir? Hidrolik pompadır, hidrolik motordur, kumanda koludur. Kumanda koludur. Yani imalatımızın %85'i yerli katkı,
kendi tezgahlarımız, kendi işçimizden üretiyoruz. 115'inde hazır alıyoruz. Bizim yaptığımız flaplı dümenler yurt dışından ithal geliyordu. Firfollar yurt dışından geliyordu. Irgatlar yurt dışından geliyordu. Hortum kreileri yurt dışından geliyordu. Biz bunların hepsinin önünü kestik. Ve hepsini Türkiye'de yapmaya başladık. Ve başarılı bir şekilde. Eğer Türkiye'de çünkü müşteri yabancı. Yani müşteri yabancı. Eğer siz Avrupa kalitesinde yapamazsanız müşteri zaten sizi kabul etmiyor. Revize ediyor yani. Siz önce kalitenizi Avrupa kalitesine getireceksiniz ve Avrupa'dan rekabet fiyatlarını da daha ucuz olacak, hesaplı olacak ve imalatınızı gemiye vereceksiniz. Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlayarak sadece ürün bazında kaliteyle sınırlı kalmayan Gürdesan Gemi Makine Sanayi eğitimi her zaman ön planda tutarak çalışanlarının da kişisel gelişimini sağlamış, kalite kontrol bünyesinde sıfır hata felsefesiyle de önemli yol kat etmiştir. Bizim 94'te buraya geldiğim zaman 50 metrekarelik bir dizayn ofisimiz vardı. Şu an 400 metrekare bir dizayn ofisimiz var. O zaman tek mühendis bendim. Tek mühendis bendim 94'te. Bendim ve çalışan yine dizayn ofisinde arkadaşlarımız vardı. Şimdi 20'nin üzerinde dizayn ofisinde çalışan arkadaşımız var. 10'un üzerinde mühendis, 15 tane mühendis arkadaşımız var beraber çalıştığımız. Bizim sektör çok özel bir sektör. Okuldan mezun, askerliğini yapmış, okulunu bitirmiş mühendis arkadaş bizde bir civata çizebilmesi için en az 2 sene geçmesi lazım. O arkadaşa 2 sene biz eğiteceksiniz, yetiştireceksiniz. 2 seneden sonra size katkı katmaya başlar yani. İşçiler aynı. Biz bir gün bir toplantıdayız. Tersanenin gene sahiplerinden bir arkadaş dedi ki biz dedi 100 kişi kaynakçı imtihanı aldık. 100 kişiden 10'unu aldık. 90'ını eledik. Ben dedim ki biz 10 kişi 10 kişi işe alırız. Bunu eğitiriz. 10'unu da değerlendiririz. Yani arkadaş ilkokul mezunuysa, askerini yaptıysa onu kaynak ve kaynak montajına veririz. O kısma veririz. Yani onu yapacağı kısımda yetiştiririz. En kısa zamanda nasıl başarılı olur? Nerede yetişir? Oraya yetiştiririz. Arkadaşımız lise mezunuysa onu alırız. Taşlamadan başlarız. Montaja, montajdan siyasi tezgahlarına adapte ederiz. Sanat okulu mezunuysa, İmam Hatip okulu mezunuysa, kademe. Eğitimi varsa onu CNC'lere yetiştiririz. Eğitimi yoksa da çalışabileceği bizde çünkü her bölüm var. Hani taşlama bölümü var, kaynak bölümü var, kesim bölümü var, montaj bölümü, matkap falan. O arkadaşımızın kapasitesi neye uygunsa o kısma yani onunla bir iş buluruz yani. Sektörde tabii kalifiye eleman sorunu var. Ama biz kalifiye eleman sorununu kendimiz yetiştirerekten çözüyoruz. Ve şimdiye kadar kendi bünyemizde yaptık bunu yani. Kendi bünyemizde eğitim salonumuz var. Her hafta hocamız gelir. Meslek eğitimi, teknik resim, sağlık ve her türlü branştan eğitim veririz. Ve devamlı arkadaşları bu eğitimlere tabi tutarız. Nasıl vinç kullanılır, torna nasıl, kalem ucu nasıldır, teknik resim nasıldır? Her türlü sıhhat olarak da iş yerine nasıl yürünür, ne yapılır? Bütün bunların eğitimini halen de vermek üzereyiz. Bir bölümümüz var. 100 kişilik bir eğitim salonumuz var. Bu salonda halen bu eğitimleri vermek devam ediyoruz. Gürdesan Gemi Makine Sanayi Genel Müdürü Sayın Mustafa Gürsoy, bakalım bu başarılarını bizlere nasıl anlatıyor? Ben rahmetli babama dedim ki, baba ben iş yerimden ayrılacağım. Bir atölye açacağız. Kardeşim de gemiden ayrılacak. Ne yapalım? Sen bize ne öneriyorsun? Rahmetli babam dedi ki, oğlum siz dürüst olun. Dürüst çalışın. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmeyin. Allah el rızkı tealalar. Rızık sahibi Allah'tır. Cenab-ı Allah sizin rızkınızı kesirse canınızı alır. Eğer kesmediyse o bir sebep fark eder. Sizin rızkınızı verir. İş bulabilir. Bizim korkumuz baba iş bulabilir miyiz ki diyorum. Dedi ki hiç korkmayın.
Cenab-ı Allah bir sebep halk eder, sizin rızkınızı verir. Ama siz dürüst olun, dürüst çalışın. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmeyin. Bu bize, bu öğüt bana sanki 100 milyar para vermiş gibi oldu. Rahmetli babam ya. Evet, evet, çıktığımız oldu. Ve biz kimsenin ekmeğine oynamadık. Hep hani kendi çalışanlarımızın ekmeğine çalışmak ve azimle çalışmakla, çünkü artık ben Denizli'den ayrılmışım. Eski çalışma yerinden ayrılmışım. Orada ben fabrika müdürüydüm. A'dan Z'ye imalatı alıp teslim ediyordum müşteriye. Bir daha oraya geri dönme şansım yok. Ben dedim ki Mustafa, sen Saraybolu'ndan atladın, Kınalı'da karaya çıkacaksın. Geriye dönme şansın yok. Hep ileri. Evet. Ve biz gece gündüz bu azimle çalıştık. Kınalı'da karaya çıkmamız lazım. Veya Yalova'da karaya çıkmamız lazım. Yani ya karaya çıkacağız ya bir daha ama geri dönmeyeceğiz. Bu azimle çalıştık ve gece gündüz ne yaptık? Biz kendimizi, işimizi çok iyi öğrenmiştik çalışırken. Ben 11 sene Denizli'nde her yaptığım imalatı gözüm kapalı yapılacak duruma gelmiştim. O kadar iyi biliyordum işimi. Ve ondan sonra müşteri memnuniyetim de iyiydi. Yani müşteri, çalıştığımız sektör hepsi bizi seviyordu. Ve dolayısıyla işe başladığımız zaman herkes tercih etti. Bizim sektörde ihtisasın olmazsa yapamazsın. Biz tamir bölümünü, bakın iş kapasitemiz o kadar arttı. Çalışan sayımız 500'e ulaştı ama biz tamir bölümünü kapatmadık. Çünkü tamir bölümü çok özel bir bölüm. İmalat da özel, tamir de özel. Tamir yaparken iş öğrenirsiniz. Tamir yaparken işin inceliklerini öğrenirsiniz. İşin basit kolaylığını öğrenirsiniz. Siz tamir yaparken aynı tamiri hem kaliteli yapacaksın, hem çok en ucuza yapacaksın, en kısa zamanda yapacaksın. Bu çok mühim. Ve bu konuda kendini yetiştireceksin. Biz bu konuda kendimizi yetiştirdik. Gemi havuza çıkacak. Havuzda bir hafta kalacak. Ben şaftını sökeceğim, pervanesini sökeceğim, dümenini sökeceğim, dümenini sökeceğim. Bakımlarını yapacağım, LOT kontrollerini yapacağım, yerine takacağım. Eğer gemide bir problem olursa, gemi geri gelecek havuza, yeniden çıkacak. Bütün masrafları sizden rücu eder. Yani çok riskli bir iş yani. Eder. Onun için profesyonelce ne işinizi yapacaksınız. Gece uyumayacaksın, gündüz uyumayacağın gerekiyorsa. Ve bir bütün, işçiyle de bütün olacaksın. Biz işçiyle beraber çalışırız, işçiyle beraber otururuz, özünden beraber kalkarız, onunla beraber yememizi yeriz. Yani işçi yapsın, ben akşam altında gideyim, sabaha kadar yap. Yok öyle şey. Onu işi kontrol vereceksin, yaparken kontrol edeceksin, işi ortasında kontrol edeceksin, iş sonunda kontrol edeceksin. Yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Bozuyor mu, bozmuyor mu? Hele tamirde, çok mühim, çok çok mühim. Bütünlüğü sağlayacaksın. Tabii bütünlüğü sağlayacaksın yani. Bizim sektörde A'dan Z'ye kadar talaşlı imalatta işin kontrolünü elinde bulunduramazsan bir yerden kesin gol yersin. Onun için elemanlarını çok iyi yetiştireceksin, altyapını çok iyi yapacaksın ve gol yemeden yolunda devam edeceksin. Ve yani bizim sektör bir de hani bir seri imalat vardır, kalıpçı devamlı kalıp basar, kaporta yapar, lastik yapar. Öyle bir şansımız yok. Her proje değişik. Her geminin imalatı değişik, projesi değişik. Her gemiye göre imalat, özel imalat yapacaksınız. Alan ve tezgah kapasitesini sürekli artırarak teknolojik gelişmelerle paralel ilerleyen üretim bölümü, manuel tezgahlardan CNC tezgahlara geçiş aşamasında planladığı doğrultuda üretim hacmini ve kalitesini yükseltmektedir. Kalite yönetim sistemi gereği hedefler koyan ve periyodik süreçlerle kat ettiği aşamayı analiz eden Gürdesan Gemi Makine Sanayi, ulaştığı hedefleri bir sonraki dönemde yükselterek hızla büyümenin ve gelişmenin haklı gururunu yaşamaktadır.